Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda neler yapacak? Bir bilgi bu gece saat 01.11'de artık Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket olacak. Öyle çok hızlı bir süreçte değil. 1,5 gün sonra uzay istasyonuna yerleşmesi bekleniyor. Götürülen o roketin neticesinde de 14 gün boyunca ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı uzayda kalacak. Peki bu 14 günde ne yapacak? Her saniyesi belli ve planlı, öyle ifade ediliyor. 13 farklı bilimsel deney de gerçekleşecek. Aslında çok kolay da değildi. Bu uzun uzun önce başlayan bir süreç. Hatırlayın, karantinaya girmişti. Ne yiyeceği, ne kadar önceden kargo bölümünde ayarlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Bir süre uzun eğitimler almıştı. Sağlık testlerinden geçmişti. Ve neticesinde de artık geldi. O yolculuğun başlayacağı gün çattı. 13 farklı bilimsel deney arasında çok farklı DNA çalışmaları, işte yer çekimsiz ortamda yapılacak deneyler, bağışıklıkla ilgili testler, çeşitli çalışmalar sunuldu TÜBİTAK'a ve aralarından 13'ü seçilmiş. Bu 13'üyle ilgili de deneyler yapacak. Alper Gezer Avcı yanında götürdüğü kişisel bazı eşyaları da var. Türk bayrağını götürdüğü ifade ediliyor. Yeğeni karının fotoğrafını götürdüğü ifade ediliyor. Dolayısıyla ailesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde onun bu heyecanlı yolculuğuna bizler gibi eşlik ediyor. Konuğumuz var. Gelin bir konuşalım, acaba tüm bunlar Türkiye'nin gözünü uzaya dikmesi önümüzdeki yıllar bize ne getirir diye. Konuğumuzu bir takdim edeyim. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, astrofizikçi Profesör Doktor Ersin Göğüş. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoş bulduk. İnsan heyecanlanıyor Ersin Hocam. Yani ilk Türk astronot deyince de eğer bir aksilik olmazsa zannederim, bazen böyle hava durumundan aksamalar olabiliyor. Bu gece artık Alper Gezer Avcı uzay yolculuğuna başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin uzay yolculuğunda böyle önemli bir mihenk taşı mıdır? Buyurun başlayalım. Kesinlikle çok önemli bir mihenk taşı. Çünkü 60 yıllık bir uzay yolculuğu tarihinden bahsediyoruz. Çok uzun bir tarih değil. 60 yıl kadar önce başlayan insanın dünya yüzeyinden ayrılıp yakına, en yakındaki gök cismi Ay'a gittiği zamandan sadece 60 yıl sonra bir Türk uzay misyonu yolcusu bizim kendi coğrafyamızda yetişmiş, bizim kültürümüzün bir üyesi artık uzayda çok önemli deneyimler kazanacak. Buna siz de çok güzel özetlediniz. Bir yolculuk gözüyle bakmamak lazım. Burada bir Türk kolay kolay erişilemeyecek bir ortamda, ki Uluslararası Uzay İstasyonu bugüne kadar 300'e yakın insanı ağırlamış 25 yıllık ömründe. 20 değişik ülkeden. Aslında çok az, yani 25 yılda 300. Yani demek ki çok seçici bir prosedür var, öyle geldi bana. Çok çok seçici bir prosedür var ve çok kısıtlı bir ortama gidiyorlar. Yani en büyük galerisi 3 metreye 3 metre olan bir kapalı kutunun içine gidiyorlar. Ve 14 gün burada kalacaklar. 15 gün onda ve onun değişik bölümlerinde deneyler gerçekleştirecekler. Yaşamsal faaliyetleri bizzat tecrübe edecekler. O ortamın zorluğunu bizzat yaşayacaklar. Burada bir şeyi önemli vurgulamak istiyorum. Bugüne kadar işte 300'e yakın insan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Onları getirip onların deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Ama Alper Gezer Avcı bizzat yaşayıp burada bir kıvılcım olarak dönecek ve bu fikri, bu deneyimleri bizzat kendisi aktaracak. Bizim gençliğimize, bizim meraklılarımıza. Uzay merakı çok küçük yaşlarda başlar ama bazen başka şeyler araya girer. Şimdi bu yolculukla birlikte gençlerin hayali, ki hayal olmadan olmaz, ve hedeflerine bambaşka bir boyut katacak. Tabii.
Yani küçüklerimiz, çocuklarımız için de biraz böyle ön açıcı, teşvik edici, uzaya merakı arttırıcı ve yani ben de astronot olacağım pek çok çocuğun hayalidir. Gezegenleri de merak ederler. Benim küçük kızım bile Satürn'ü soruyor, uydularını soruyor bana. Yani bu yönden de biraz yol gösterici olacak tahmin ediyorum. Kesinlikle yol gösterici olacak ama bunun değişik katmanları da olması gerekecek. Yani burada güzel bir temel atılıyor. Az önce muhabiriniz Üsküdar Bilim Merkezi'nden durumu aksettirdi. Benim takip ettiğim Türkiye'deki değişik bilim merkezleri bu konuyu odaklarında tutuyorlar ve bu gece herkes çok güzel bilim etkinlikleri, aktiviteleri yaparak bu olaya şahit olacaklar. 14. Bu onlar da buyurun tamamlayınız. Çok önemli bir birikim olarak kalacak ve bugünü ömürleri boyunca unutmayacaklar. Bize biraz anlatır mısınız? Çok küçük bölmeleri olan bir yere gidiyorlar dediniz ve 14 gün, 15 gün burada kalacaklar. Nasıldır acaba Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hayat? Tabii Alper Gezer Avcı gelince hepimiz daha iyi duyacağız, öğreneceğiz ama biraz böyle onu da aktarmanızı isterim sizden. Buyurun. Bizim dünyadaki alışık olduğumuz hayattan çok çok daha zorlu bir ortama gidiyor Alper Gezer Avcı. Çünkü orası bir laboratuvar ve yer çekiminin, yani bizim dünyada sürekli hissettiğimiz yer çekiminin minimal seviyede hissedildiği bir ortam. O yüzden dünyada yapılması mümkün olmayan deneylerin gerçekleştirilebileceği bir ortam. Bu nedenle oradaki iç hacmin büyük bölümü deney düzeneklerine ve gerekli ekipmanlara ayrılmış durumda. Orası bir turistik alan değil. Ve orada da siz az önce özetlerken bahsettiniz, Alper Gezer Avcı'nın ve diğer Uluslararası Uzay İstasyonu konaklayıcılarının, konaklama diyoruz ama aslında orada çok fazla dinlenmeye vakitleri kalmıyor. Her saniyeleri bile önceden planlanmış. Oranın büyük galerisi az önce dediğim gibi 3 metreye 3 metreye 3 metre, yani çok büyük bir galeri değil. Onun dışında modüllere giden koridorlar, ki onlar da ekipmanlarla doludur, bilgisayarlarla doludur, kontrol üniteleriyle doludur ve yaşam alanları, ki orada da çok böyle rahat, konforlu yataklar değil. Bunu hem kendi vücutlarını idame ettirecekler, orada zorlu bir ortama gidiyorlar. Çünkü bir anda yer çekimsiz ortamda bulacak kendini. Bütün kaslarını, vücutlarını aktif bulundurması lazım ki 14 gün sonra döndüğünde rahat rahat yürüyebilsin. Onun ötesinde bu açıdan mı bu deney yapılması, yani dünyada yapılması kolay olmayan, mümkün olmayan deneylerin orada yapılması mümkün? Yer çekimsiz, evet, ortam olması sebebiyle. Yer çekimsiz. Bizler işte dünya yüzeyinde yer çekimine maruz kalıyoruz. Bundan şikayetçi değiliz. Çünkü yere ayağımız sağlam bir yere basıyor. Ama bu durum malzeme bilimleri, fizik, biyolojinin belli alanlarında çok önemli zorluklara neden oluyor. Çünkü malzemenizi sürekli aşağıya doğru çeken bir kuvvet var. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bize sağladığı en önemli katkı, kütle çekimin, yer çekiminin, dünyanın çekiminin minimal seviyede olduğu bir ortam sağlıyor olması. Buradaki deneyler de, yapılacak deneyler bizzat ilk elden yapılıp sonuçları buraya ilk elden getirileceği için bu deneyi kurgulayan, hazırlayan ve sonuçta değerlendirip bilimsel sonuçlar çıkaracak ekiplere de çok önemli bir veri sağlamış. Peki. Olacak. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ersin Göğüş. Çok sağ olun. Bakalım o 13 deneyin sonuçları da neler çıkacak? Hepsini takip edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkürler.